Merhabalar. Beni dinlemek için buraya kadar zahmet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Konuşan birinin mükafatı dinleyici bulmasıymış. Yani biri konuştuğu için bir mükafata eriyorsa dinleyici bulduğu oranda bu mükafat gerçekleşirmiş. Çünkü neyin konuşulduğu birinci derecede insan hayatını tesir altında bırakmaz. İnsan hayatını birinci derecede tesir altında bırakan neyin anlaşıldığıdır. Yani her zaman kulak ağızdan önemlidir. Eğer dinleyen varsa bir şey söylenmiş olur. Bir şeyin sadece söylenmiş olması tek başına bir kıymet ifade etmez. Şimdi biz burada şiir ve siyaset başlıklı bir konuşma gerçekleştireceğiz. Ben konuşacağım, siz dinleyeceksiniz. Yani burada size şirin görünmek için söylemiyorum. Burada önemli olan sizlersiniz. Sizlerin ne anladığıdır. Benim söylediğim kendi başına bir yere yerleşir. Ama sizin bu söylenenlerden ne anladığınız hayatın şeklini tayin edecektir. Şiir ve siyaset. Yarın Allah nasip ederse siyaset ve şiir başlıklı bir konuşma yapacağım Bartın'da. Bugün Zonguldak'ta şiir ve siyasetten bahsedeceğiz. Bu iki kelime ne demek? Bu iki kelimenin herkes için anlamı bir mi? Bir kere bunu iyi bilelim. Yani kelimeler hayatımızda nasıl bir yer tutuyor? Biz şiir diyoruz bir şeye. Ama bu Arapçada da böyle. Belki Farsçada da böyledir. Ama Yunanca'dan başlayarak Avrupa dillerinde böyle değil. Poetry diyor İngilizler. Poesi diyor Fransızlar. Diğer Avrupa dillerinde de benzer kelimeler var. Almancası Dichtung. Şiir dediğimiz zaman biz anlama ile ilgili bir manayı ifade ediyoruz. Şiir anlaşılan bir şey.
Ama poiesis Yunanca kökünden, o ise yapma, hatta yaratma manasına geliyor. Yani şiir dediğimiz zaman biz anlamayla ilgili bir sahaya giriyoruz ama Avrupa kültürü yaratmayla ilgili bir sahaya giriyor. Böyle bir fark var. Almancası biraz daha farklı. Dichtung. O da manalı bir söz irad etme ile yakın. Ama Almancası herhalde yeterli olmadığı için Ezra Pound yoğunlaşma sanmış Dichtung kelimesini. Dichten hesaba katmadan kondansare diyor İtalyanca. Her neyse Ezra Pound'u ekstradan andım. Çünkü Amerikan şiirinde çok özel bir yeri olan adam İkinci Dünya Savaşı sonunda vatana ihanetten yargılandı ve tımarhaneye gönderildi. Sonra İtalya'da ölmeyi başardı. Şiir bu bakımdan çok netameli bir şey. Bütün kültürlerde. Siyaset, bu da bizim lisanımızda bir manaya geliyor ama Avrupa lisanlarında başka bir manaya geliyor. Politika, Türkçe'de de kullandığımız kelime, Yunanca kökü polis ile alakalı, yani şehir ile alakalı ya da idareyle, yönetimle alakalı bir şey, politika. Aristoteles insan için zoon politikon diyor, yani siyasi hayvan diye de tercüme etmek mümkün. Ama siyasetin ne olduğunu anlarsak bu tercümenin mümkün olmayacağını görürüz. Çünkü siyaset tabii ki idareyle, diplomasiyle alakalı bir mana yüklü hayatımızda. Ama etimolojik olarak siyasetin iki manası var Türkler için. Birisi idam cezası. İdam cezasının infaz edildiği yere İstanbul'da siyaset meydanı denir. Hala şeyde, Sultanahmet'te öyle özel bir yerdir siyaset meydanı. Orada kafalar kesiliyordu. Siyaset idam cezası demektir birinci manası itibariyle. İkinci manası itibariyle de seyisliktir. Yani at bakımı ve terbiyesi. Türkler at çobanı olmakla da şöhret buldukları için onların siyasete yakınlıkları ölüm cezasıyla da beraber aynı yolda ilerler. Yani biz de biliyorsunuz ya kuzgun, ya devlet başa ya kuzgunleşe denir. Yani insanlar siyasi mücadeleye atıldıkları zaman bunu can pahasına yaparlar. İdi. Böyle bir şey var. Şimdi biz bugün siyaset ve şiir değil, şiir ve siyaset meselesini ele alırken bilhassa şiirin
bizim milli varlığımız itibariyle yerini tespit etmeye çalışan bir yol tutacağız. Milli varlık, Türklerin milli varlığı önce lisanlarının alaladelikten kurtulmasıyla cesamet bulmuş bir şeydir. Yani aruz veznine uyan bir Türkçe aynı zamanda Türk milletinin mevcudiyetinin delili olmuştur. İnsanlar bir şekilde konuşuyorlardı ama bilhassa bu topraklarda aruz veznine uyan bir Türkçenin doğması, Türkçenin aruz kalıplarıyla telaffuz edilmesi sonucunda Türk milletinin mevcudiyetinin delili ortaya çıktı. Delil getirilebildi Türk milletinin mevcudiyetine. Bu aynı zamanda siyasetin de, yani bu toprakların Darül İslam haline getirilmesinin de bir yanını dolduruyordu. Yani bu toprakların Türkleşmesi ve İslamlaşması şiir kanalıyla aynı hadise olarak tezahür etti. Yani aynı hadiseydi. Yani Türk şiirinin doğması demek, Türk milletinin doğması demekti. Türk milletinin doğması demek, Türkiye topraklarının doğması demekti. Bunlar biri diğerinden asla koparılamayacak. Birini diğerinden ayırdığın zaman bütün kompozisyon dağılacak bir düzen olarak bilinebiliyor. Şiir bu bakımdan Türklerin milli hasletlerinin merkezinde yer aldı. Ve Yunus Emre ile başlayan hareket divan edebiyatının safa safa ilerlemesiyle devam etti ve bu aynı zamanda devletin ve Türk milletinin dünyadaki baskın rolü devam ettiği sürece hem toplumun canlı kalmasına imkan sağladı, hem de dünyada bu toplumun saygı uyandırmasına vesile oldu. Ama öyle bir zaman geldi ki askeri bakımdan gücünü kabul ettiremeyen devlet kültürel bir zaafa meylederek
kurtuluş aradı. Ve bu da ilk planda şiir bakımından kendini belli etti ve divan edebiyatı artık toplumu besleyen ve toplum tarafından beslenen bir meşguliyet olmaktan çıktı. Bunun siyasi görünüşü Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla fark edildi ve ondan sonra bildiğiniz gibi bir Tanzimat edebiyatı söz konusu oldu. Şimdi bir toplum kendi değerlerinin hissedilir olmasında şiiri malzeme olarak kullanıyor. Ama bu toplum kendi değerlerinin el üstünde tutulmadığı bir zamanda varlığından endişe etmeye başlıyor. İşte bu endişeyi yine nasıl Yunus Emre'den divan edebiyatına geçişle bir milli cesamet kazanıldıysa, Tanzimat sonrasında Avrupa'da sanat ve edebiyat olarak kendini kabul ettirmiş değerlerin yok sayamayacağı, küçümseyemeyeceği bir form kazanarak Türk milletinin mevcudiyetinin senedi şiir olmakta devam etti. Yani dünyada hala Türk milleti var mı sorusunu Türk şiiri olduğuna göre Türk milletinin varlığını inkar edemeyiz ibaresiyle karşıladı dünya kültürü ya da dünyadaki hakim söylem. Bu Cumhuriyet sonrasında da böyle devam etti. Türkiye Osmanlı Devleti'nin ortadan kalkmasıyla beraber yeni bir yüzünü batıya çevirmiş değil. Artık batıyla entegrasyonu tamamlanmış bir ülke olarak kimlerin memleketi olduğu sorusunu şiirle cevaplandırabildi. Ve Türkiye'de mütarekeden sonra yazılan şiir hala bu topraklarda bir milletin mevcudiyetinin açıklaması, izahı yerine geçti. Fakat bu izahat 27 Mayıs 1960 sabahı geçersiz sayıldı. Yani Türk milletinin varlığının Türk şiiri sebebiyle izah edilebileceği vakası 27 Mayıs 1960 hareketiyle beraber
hükümsüz oldu. Bundan sonra Türkler ne yaparız, ne ederiz diye düşünürken birisi daha önce Türk milletinin varlığının Türk şiirinin varlığıyla izah edilebileceği fikrine kan taşımış olan birisi Fazıl Üssü Dağlarca 1964 yılında, yani 27 Mayıs 1960 ihtilalinden 3 ya da 4 sene sonra şöyle bir şiir yazdı. Dışarıdan gazel. Siz Ali Bey, Veli Bey Efendi, busunuz. Gelecekler önünde suçlusunuz. Yöneteceksiniz de ulaşacak ha? Çağdaş uygarlığa ulusunuz. Ön karanlık, art karanlık. Sağ karanlık, sol karanlık. Kara toprak içine mi gömülüyoruz? Bir ülke, yarısı çırılçıplak, yarısının yediği ekmek tuz. Uyur itleri, inekleri, ayıları, bütün aydınları uykusuz. Milyonu trahom toplumun, milyonu sıtma, milyonu veren bilmiyor muyuz? Ne olmuşuz? Ne yapmışlar bize? Nasıl bağlanmış elimiz kolumuz? Böyle giderse biline hep, Mustafa Kemal'le bile yokuz. De, yüreğin nice yanarsa yansın, efendilerin yüreği buz. Şimdi 1964. Bu Türk şiirinin kendi değerini apolitik kabul edilebilecek bir meşguliyet alanında aradığı zamanın da sonunun geldiği bir zaman. Şimdi 27 Mayıs 1960 ihtilali 23 Nisan 1920'de açılan meclisin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in idare tarzı olarak kabul edilmesinden sonra dünya üzerinde Türklerin kabul edilebilir bir yeri ele geçirme çabalarına son veren tarih 27 Mayıs 1960. Yani yapılan şeyler şöyleydi veya böyleydi ama bu sınırlar içinde yaşayan insanların, resmi sınırlar içinde yaşayan insanların dünyada küçük görülmesine mani olacak bir politikanın terk edilmediği bir dönemdir. 1923'ten 1960'a kadar geçen dönem. Türkiye Avrupa'ya 27 Mayıs 1960'tan 4 sene sonra, biraz önce okuduğum şiirin
yazıldığı tarihte işçi gönderdi. Aslında böyle bir şey yok. Yani biz Avrupa'ya işçi falan göndermedik. 27 Mayıs 1960'tan sonra İsmet İnönü siyasi hayatını devam ettirebilmek için Avrupalıların, başta Almanlar olmak üzere, Türkiye'den köle devşirmeleri ne müsaade etti. Yani kendi vatandaşlarını Avrupalılara sattı. Yani Türkiye'de ilk defa insanlar Avrupa'ya, Avrupalıların gelip burada kaşlarını, gözlerini, dişlerini muayene ederek seçtikleri insanlar olarak gittiler. Hatta Avrupalılar, bu Türkler üçkağıtçıdır deyip muayeneyi onlar Avrupa'ya adım attıktan sonra tekrarladılar. Araya adam kattılar mı acaba diye. Yani Türkiye bugün 5 milyonun üzerinde Türk var yerleşik Avrupa'da. Ama ilk büyük göç 1964 yılında oldu ve bu şekilde oldu. Ne şekilde oldu? Yani Türkiye'de idare yetkisini elinde bulunduran insanlar bu yetkilerini Avrupa'ya tasdik ettirebilmek için Avrupa'nın kendi insanlarını köleleştirmesine izin vermeleriyle başladı. Daha önce Türkiye kendi insanlarını Avrupalıların kölesi haline getirmeyi reddediyordu. Almanya'da İspanyol, İtalyan, Polonyalı ve Yugoslav işçiler vardı, Yunanlı işçiler vardı. Türk işçiler yoktu, yabancı işçi olarak. Yugoslavya'nın başında o sırada Tito vardı ve Tito kendi milletini ciddiye aldığı için, kendi milletinin sorumluluğunu üzerinde taşıdığı için Almanlara Yugoslavya'dan alınacak hiçbir işçinin vasıfsız işçi olarak çalıştırılmayacağına dair imza aldı. Yugoslavya'dan Almanların aldıkları bütün işçiler Alman topraklarında vasıflı işçi olarak ya bir operatör olarak, yani işte buldozer operatörleri falan var ya, ya öyle ya da işte tamirci efendim, yani vasıflı işçi olarak çalıştılar. Türkleri ise maden ocaklarına, çöp kamyonlarına göndermekte Türk yetkilileri hiçbir şart koşmadı. Şiir ve siyasetin böyle tarafları var. Ama yani bir ülkede şairlerin işi nedir diye soracak olursak, bilhassa bu mesela Almanya'ya giden, Türkiye'den giden insanlar. Bu biraz önce okuduğum şiirin şairi Fazıl Üssü'nün de bir derdi olmuştur ve Almanya'da çöpçülük yapan Türklerle ilgili şiiri de vardır. Yani Fazıl Üssü'nün. Kimdir, nedir, edebi yeri nedir, bunlar ayrıca konuşulabilir. Ama şair neyin nesidir sorusuna doğru cevabı verme titizliği gösteren bir insan olduğu inkar edilemez. Şimdi anlamamız gereken şey ne? Bir millet şiiriyle ancak
millet, bu Türk milleti, bütün milletler şiirleriyle doğmuş denemez. Türk milleti şiiriyle doğmuş bir millettir. Onun için bunun çok bariz, inkar edilemeyecek bir belirtisi Yunus Emre'nin en az 7 yerde mezarının olmasıdır. Yani eğer Türk milleti şiirle doğmuş bir millet olmasaydı, bir millet yani bu adama 7 yerde, hayır orada değil burada yatıyor diye yer açmazdı. Ayrıca Yunus Emre şu anda tabii Türkiye hafızası tahrip edilmiş bir ülke olduğu için şu anda bütün Yunus divanını ezbere bilen insan sayısı belki kalmadı Türkiye'de. Ama bundan 30 sene öncesine kadar bunlar çok kolay rastlanılan insanlardı. Yani bütün Yunus Emre şiirlerini ezberinde bilen erkekler ve kadınlar vardı bu ülkede. Ve Süleyman Çelebi'nin Mevlidini insanlar bir yerden bakarak okumazlardı. Bütün Mevlidanlar bunu ezbere okurlardı. O da bir bütün kitap yani. Yani Mevlid hafızları vardı bu ülkede. Şimdi ne kadar var, bu işler nasıl yapılıyor, o ayrı bir mesele. Bir zihni şekillenme söz konusu. Yani bir millete mensubiyet aynı zamanda o milletin lisanının en üst numunelerini, en parlak numunelerini hıfzetme, onları nesilden nesile aktarma meselesiyle olmuş bir şey. Bu bakımdan Avrupa'da kapitalizm sonrası doğmuş olan milletlerin hiçbiri zihni seviye bakımından Türk milletinin üstünde değil. Çünkü Türk milleti şiirle doğmuş bir millet olduğu için bir lisanın en erişilmez ya da en kusursuz formunu toplum hadisesi haline getirmeyi başarmış bir şeydir. Onun için divan edebiyatının bir alt basamağı sayılan halk edebiyatı bu popülerleşmeyi betonlaştıran bir hadisedir. Yani birçoklarının sandığı ya da öyle görmek istediği gibi halka mahsus bir edebiyat, halk edebiyatı, bir de yüksek zümreye mahsus bir edebiyat, divan edebiyatı, böyle bir şey yok. Divan edebiyatı esas, fakat divan edebiyatının gerektirdiği zihni yeterlilik bütün halka mal edilemeyeceği için bütün halkın divan edebiyatının ürettiği zihni verimleri entegre bir şekilde toplumda muhafaza etmek için bir halk edebiyatımız var. Ama siyasetin cilveleri bize bambaşka şeyler yaşattı.
Ve bu yaşatılan şeylerin de doğrudan doğruya millet aleyhtarlığıyla alakası var. Yani biz uzun yıllar boyunca gayrimüslimlere tekadüm ettiğimiz için Müslümanlar olarak Tanzimat sonrasında bu onların bir öç alma aracı oldu. Ve bizim edebiyatımıza bir şekilde Türk üstünlüğü, Müslüman üstünlüğü meselesini yabancı mesele haline getirmeyi birileri başardılar. Ama eşyanın tabiatı diye bir şey varsa Türk milleti gene şiirle kendi hislerini desem hissetme gücünü devam ettirdi. Batılılaşma meselesi Tanzimat'la beraber tabii büyük bir tereddüt ve şaşkınlık doğurdu. Ama hemen Servet Fünun edebiyatı ile beraber Türk şiiri kendi gücünü dünya ölçüsünde gösterdi ve bunu da iki şairle yaptı. Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin. Bu kişilerin politik bakış açıları, biyografileri, soylarının tavırları, kendi iniş çıkışları, zikzakları, bunların çok üstünde bize millet hayatının güvenilir yerini hissettirmek için yaptıkları şeyler var. Bunlar nelerdir sorusuna ben ikisinden de birer şiir okuyarak size göstereceğim. Önce Elhan-ı Şita okuyacağım size. Cenap Şahabettin'den. Cenap Şahabettin 1934'te ölmüş. Ama 1870'te de doğmuş. Elhan-ı Şita. Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, eşini gayip eyleyen bir kuş gibi kar, geçen eyyam-ı nevbaharı arar. Ey kulubun sürud-u şeydası, ey kebuterlerin neşideleri, o baharın bu işte ferdası, kapladığı bir derin sükuta yeri karlar ki hamuşane dembedem ağlar. Ey uçarken düşüp ölen kelebek, bir beyaz rişe-i cenah-ı melek gibi kar seni solgun hadikalarda arar. Sen açarken çiçekler üstünde ufacık bir çiçekli yelpaze, naaşın üstünde şimdi ey mürde, başladığı parça parça pervaze karlar, ki semadan düşer düşer ağlar. Uçtunuz gittiniz siz ey kuşlar, küçücük sersefit baykuşlar gibi kar, sizi dallarda lanelerde arar. Gittiniz, gittiniz siz ey mürgan, şimdi boş kaldı serteser yuvalar. Yuvalarda yetimi bir efkan, son kalan mahi tüyleri kovalar, karlar ki havada uçar uçar ağlar.
Destinde ey semai şita tude tudedir. Berki semen cenahı kebuter sehabuter. Dök ey sema revanı tabiat günudedir. Hakkı siyahın üstüne safi şüküfeler. Her şahsar şimdi ne yaprak ne bir çiçek. Bir tude-i zilal-ü siyeh rengü na ümit. Ey deste asman-ı şita durma durma çek. Her şahsarın üstüne bir sütre-i sefit. Göklerden emeller gibi rizan oluyor kar. Her suda hayalim gibi puyan oluyor kar. Bir bağda hamuşun perisafında uyuklar. Tarzında durur bir aralık, sonra uçarlar. Soldan sağa, sağdan sola lerzan-ı girizan. Gah uçmada tüyler gibi, gah olmada rizan. Karlar, bütün elhan-ı mezamir-i sükutun. Karlar, bütün eshar-ı riyazi melekutun. Dök, kâk-ı siyah üstüne ey desti sema dök. Ey desti sema, desti kerem, desti şita dök. Eshar-ı baharın yerine berf-i sefidi, elhan-ı tuyurun yerine samt-ı ümidi. Şimdi tabii ben bunlardan hiçbir şey anlamadım diyen insanlar salonda çoğunluktadır. Ama şiir kelime itibariyle anlama demek ise de anlamanın ne olduğuna dair de açıklama şiirden gelir. Yani biz nesil olarak söylediğimiz sözlerin şiirde aynı yere yerleştirilemeyeceğini anlarız. Yani şiir anlamanın daha yukarıda bir şey olduğunu öğretir bize. Dolayısıyla biraz önce okuduğum şiirde bilmediğiniz yüzlerce kelime olmasına rağmen burada bir şey söyleniyor. Hem de çok güzel söyleniyor demeyi başarabildiyseniz şiiri anlamışsınız demektir. Çünkü şiir orada müsbet bir şeyin olduğunu bize anlatır. Müsbet bir şey. Çünkü konuşmak, söz sarf etmek bizim için müsbet bir şeydir. Hatta bizim müsbet olduğumuz söz sarf edişimizden anlaşılır. Söz sarf etmediğimiz zaman menfiyizdir. Söz bizi olduğumuzdan daha yukarı çıkarır. Veyahut yerin dibine batırır. Ama sözün varlık sebebi bizim yukarı çıkmamız, üst bir yeri kaplamamız yüzündendir. O yüzden şimdi bu şiirin tabii yeni insanların pek bir şey anlamayacaklarını düşündükleri için bir şekilde günümüzde neye denk düştüğünü de yazmışlar bir yerlere. Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, bir beyaz titreyiş, bir dumanlı uçuş. Eşini gayi beyleyen bir kuş gibi kar. Eşini gayi beyleyen, onu anlıyorsunuz herhalde. Kaybeden bir kuş gibi kar. Geçen eyyam-ı nevbaharı arar.
geçen ilkbahar günlerini arar. Hepsini okumayacağım. Eyyam, yani biz millet olarak gücümüzü, lisanımızın gücünün yok edilmesiyle kaybettik. Lisanımızın gücünü fark ettiğimiz nispette büyük bir milletiz. Şimdi eyyamın yevmin çoğulu olduğunu insanlar bilmiyorlar. Ama insanlar yevmiye kelimesini biliyorlar. Ama yevmiyenin içinde gün olduğunu bilmiyorlar. Yani kendileriyle alay edilebilir. Kendilerine hakaret edilebilir ve kendilerine yapılan hakaretleri kendilerine yapılan övgü gibi anlayan insanlar üretilebilir. Bu yapıldı Türkiye'de. Yani insanlar kendilerine hakaret edildiğini bilmedikleri gibi bunu övgü sandılar. Hala öyle şeyler oluyor. Yani insanlara mesela demokratik hedefler gösteriliyor ve bu insanlar iyi bir şey diye kabul ediyorlar. Yani yani insanlar peki yani bu demokrasinin neresi iyi diye sormadan bir şeyin reddedilmesi gerektiğini demokratik olmayışıyla izah ediyorlar. Bu demokratik değil, dolayısıyla bunu istemiyoruz diyorlar. Acaba demokratik olan ne bakımdan işimize yarar? Onu insanlar sorgulayamayacak kadar aciz bırakılmış haldeler. Ya da fiyatı ödenmiş bu şeylerin. Şiir bu bakımdan eğer meşgul olmayı ve hak eden, şiirin hak ettiği ilgiyi şiire gösterebilirsek siyasetin çarpıtmalarını, yamuklaştırmalarını gölgede bırakacak bir seviyemiz de olur. Ama biz şiirle bu sebeple ilgilenmiyoruz. Şiirle biz efendim herhalde hoş bir şey, yani eğlenceli bir şey, zevkli bir şey diye insanlar bakıyorlar. Birçokları bakmıyorlar. Fakat bakanların da o yüzden baktıklarını sanıyorlar. Ama şiir dediğim gibi anlamanın neye tekabül ettiğini, anlamanın bizim anlama sandığımız şeyin daha üstünde olduğunu fark etmemize yarayan bir şeydir. Ne dedim? Türkiye'de Tanzimat şiiri dolayısıyla bir bocalama geçirildi. Fakat Servet-i Fünun şiiri bizim dünya milletleri arasında kendimize muteber bir yer edinmemizin mümkün olduğunu gösterdi bize. Yani şiir yazan bir millet, şiir söyleyen bir millet, çobanından padişahına kadar şair olan bir millet artık en önemli özelliğini bile kaybetti dedirtmedi birileri. Bunların başında Tevfikret geliyor. Tevfikret Avrupa'da yazılan şiirin altında kalmayacak bir Türk şiirinin doğumunda mühim bir başarının sahibi. Şimdi de ondan size
Balıkçılar şiirini okuyacağım. Bugün açız yine evlatlarım diyordu peder. Bugün açız yine. Lakin yarın ümit ederim sular biraz sakinleşir. Ne çare kader. Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim diyordu oğlu. Yarın sen biraz ninemle otur. Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta. Olur. Biraz da sen çalış oğlum. Biraz da sen çabala. Ninen, baban, iki miskin, biz artık ölmeliyiz. Çocuk düşündü şikayetli bir nazarla. Ya biz? Ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz? Hala dışarıda gürleyerek kükremiş bir ordu gibi döverdi sahili binlerce dalgalar asabi. Yarın sen ağları gün doğmadan hazırlarsın. Sakın yedek biraz ip mantar almadan gitme. Açınca yelkeni hiç bakma, oynasın varsın. Kayık çocuk gibidir. Oynuyor mu kaydetme. Dokunma keyfine. Yalnız tetik bulun, zira deniz kadın gibidir. Hiç inanmak olmaz ha. Deniz dışarıda uzun sayhalarla bir hırçın kadın gürültüsü neşreliyordu ortalığa. Yarın küçük gidecek yalnız, öyle mi balığa? O gitmek istedi, sen evde kal diyor. Ya sakın o gelmeden ben ölürsem? Kadın bu sözle düşündü kaldı. Balıkçıyla oğlu yan gözle soluk dudaklarının ihtizazı hasirine bakıp sükut ediyorlardı. Başlarında uçan kazayı anlatıyorlardı böyle birbirine. Dışarıda fırtına gittikçe pür gazap, cuşan bir ihtilac ile etrafa raşeler vererek uğulduyordu. Yarın yavrucak nasıl gidecek? Şafak sökerken o yalnız bir eski tekneciğin düğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarak ilerliyordu. Deniz aynı şiddetiyle şırak şırak dövüp eziyor köhne teknenin şişkin siyah kaburgasını. Ah açlık, ah ümit, kenarda bir taşın üstünde bir hayali sefit, eliyle engini güya işaret ederek diyordu, haydi nasibin o dalgalarda yürü. Yürür zavallı kırık teknecik, yürür, yürümek. Nasibin işte bu, hala gözün kenarda yürü, yürür fakat suların böyle kahrı hiddetine nasıl tahammül eder eski hasta bir tekne? Deniz ufukta, kadın evde muhtazır, ölüyor. Kenarda üç gecelik bağrı intizarıyla, bütün felaketinin darbe-i hasarıyla, tehi, kazazede bir tekne, karşısında peder, uzakta bir yeri yumrukla gösterip gülüyor, yüzünde giryeli, muzlim, boğuk şikayetler. Şimdi biraz önce söyledim, şiir anlamadır. Ama biz şiirle ne anlarız? Bir akademik tetkik sonucunda bu şiirden çeşitli laflar üretebiliriz. Ama biz bu şiirle yüz yüze geldiğimiz zaman kendi mevcudiyetimizin nereye ait olduğuna dair bir takım işaretler alırız veya almayız. Aldığımız zaman
mevcudiyetimizin mensup olduğu yere dair bir kesinlik elde ederiz. Yani şiir bizi bir yüksek anlayış alanına çekmek suretiyle bir aidiyet, bir mensubiyet, hem mensubiyet hem aidiyet çemberi içine alır. Biz buradan kelimeler aracılığıyla edindiğimiz fakat asla kelimelerle ifade edemeyeceğimiz bir pekinlik, sağlamlık elde ederiz. Bu yaptı bizi yıllar yılı millet. Yani biz beğendiğimiz ve beğenmediğimiz edebiyat metinleri dolayısıyla kendimizi bir yere mensup veya oradan bağımsız hissettik. Diğer kısmı tamamen maddi olan bir kısımdır. Maddi dediysem bilhassa parayı ilgilendiren bir şeyden bahsediyorum. Yani diğer kısmı bizim rızkımızı temin için neleri çekmeye razı olduğumuzla alakalıdır. Yani şiir bu bakımdan parayla aynı kafeste kalamaz. Yani eğer parayla şiiri aynı kafese koyarsanız biri diğerini yer. Yani biri diğerini yok eder. Biz bugün hangi şartlarda olduğumuzu Türk şiirinin hangi şartlarda bulunduğunu anlayarak o yüksek anlayış bölgesinde tespit edebiliriz. Yani o yüksek anlayış bölgesinden mahrum isek bizi kolaylıkla günübirlik menfaatlerimiz uğruna birileri kullanabilir. Ama eğer biz şiirden bir yüksek anlayış bölgesi kapabildiysek, yakalayabildiysek, o bizim bazı şeylere tenezzül etmeme üstünlüğümüz olarak bizde yer tutar. Şiir bunu sağlar. Siyaset şiirin sağladığını boşa çıkardığı nispette bizi idare eder. Yani şiirin kazandırdığıyla hareketlerini tanzim eden insanlar siyasetin yönlendirmesinde daha kuvvetli bir pozisyonu ellerinde tutarlar. Ama siyasetin ne olduğunu anlamak için de dünyanın aldığı şekli fark etmek, bu şeklin bize olan tesirine nüfuz etmek lazım. Şimdi
Bu da tabii şiirin yazıldığı kelimelerin nereye oturduğunu anlamakla alakalıdır. Şimdi unutmamamız gerekir ki düz yazı ya da nesir dediğimiz şey bizim lisanı fonksiyonel olarak, yani uydurma Türkçe ile işlevsel olarak, fonksiyonel olarak kullanmamız demektir. Yani şişeden bardağa döktüğüm su, bunu nesir olarak söylersem, biraz önce hepinizin gözü önünde cereyan etmiş olayı anlatmış olurum. Ama bu bir mısra ise, hiçbir zaman biraz önce gördüğünüz şey demek değildir. Şişeden bardağa döktüğün su. Burada birden mananın araştırılıp ulaşılabilir bir şey haline geldiğini anlamamız karşımıza çıkar. Yani şişenin ne olduğunu, suyun ne olduğunu, bardağın ne olduğunu düşünmeye başlarız. Halbuki nesir olarak şişeden bardağa döktüğüm su dediğim zaman herkesin bildiği ya da görüp kabul ettiği bir şeyden bahsederiz. Ama şişeden bardağa döktüğüm su diye bir mısra karşınıza çıkarsa ne oluyor burada acaba diye bir düşünürüz. Yani ne diyor bu adam? Şişe ne demek? Bardak ne demek? Su ne acaba? Neyi gösteriyor? Bunları düşündüğümüz zaman artık konuştuğumuz lisanın öyle hayvanların ya da trafik lambalarının söylediği şeyden başka bir şey olduğunu anlamış oluruz. Yani dil bizi şiirden geçerek insanlaştırır. Yani şiirin lisana verdiği renk, ton, ağırlık olmadığı zaman bizim dilimiz hayvanların çıkardıkları seslerden ya da dediğim gibi trafik lambalarından farklı bir şey değildir. Yeşil yanar geçersin. Ama yeşil yanar geçersin dediğim zaman, hele bu bir mısraysa, iş değişir. Yani birdenbire renk renk olmaktan çıkar, geçmek geçmek olmaktan çıkar. Başka şeyler olur. Böylece biz kendimizi hatırlarız. Kendimizin öyle tesadüfen var olan bir şey olmadığını, bir yerden bir yere gittiğimizi ve bu gidişin bir manası olduğunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Eğer şiir hayatımızda yer tutmuyorsa yemek yiyen, uyku uyuyan, tuvalete giden bir canlı mahluktan başka bir şey değilizdir. Ve bu başka canlıların da yaptığı bir şeydir. Ama şiir hayatımıza girdiği zaman, şiirin neye tekabül ettiğine kafa yorduğumuz zaman artık deriz ki bu iş o kadar tek boyutlu değil. Bu
belki boyutlarını sayamayacağımız kadar zengin bir şey. Var olmak, yaşıyor olmak, öyle dışarıdan bakılıp tasvir edilebilecek bir şey değil. Çünkü şiir insanın, insanlığının tasdiki olarak vardır. Yani burada size bir şeyler söyleyen adam sizin kendinize mahsus dünyanızda düşüklüğe yer verip vermeme konusunda bir işaret çakabiliyor mu? Yani şiir dediğimiz zaman zaten işitmek istediğiniz sözlerin yeni bir biçimi söz konusu değildir. Şiir dediğimiz zaman sizde başından beri olan şeyin artık başka bir dalgayla harekete geçirilmesi anlaşılmalıdır. Yani şiir her zaman gelen ile yönelen arasında bir yerdedir. Yani şiir, o şiiri okumadan önce ki halinizin devamı halinde okunmamış bir şeydir. Yani bir şiiri okumak demek, o şiiri okuyuncaya kadar ki mevcudiyetinizin farklılaşması demektir. Bu bakımdan şiir siyasete bir genişlik sağlar. Yani siyasetin günübirlik münakaşaların ötesinde bir manayı bize taşıyabileceğini, bize nakledebileceğini söyler. Bu manada Türk şiiri divan edebiyatı terk edildikten sonra Yunan düşüncesinin, Yunan felsefesinin, retoriğinin aşina olduğu üç kavramı hayat tarzı olarak benimsedi. Yunan retoriğinde, Aristoteles'in retoriğinde bir ikna olayının, bir insanın başkalarını bir şeye ikna etmesinde esas olan şeyin üç parçalı olduğunu söyler. Logos, ethos, pathos. Yani birisini senin doğru söylediğine inandırabilmen için
mantık çerçevesi içinde bir şey söylüyor olman lazım. Bu sözü söyleyenin karakterinin güvenilir olması lazım ve bu söz dinleyenlerin hissiyatında bir yeri işgal ediyor olması lazım. Bu manada bizim modernleşen şiirimiz iki kanaldan ilerledi. Size şiirlerini okuduğum iki kişi Elhan Işta'nın şairi Cenap Şahabettin patos ağırlıklı şiirin öncülüğünü yaptı. Tevfik Fikret ise etos ağırlıklı şiirin öncülüğünü yaptı. Patos ağırlıklı şiir efendim Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'le ilerledi. Etos ağırlıklı şiir Mehmet Akif ve Nazım Hikmet'le ilerledi. Fakat bu iki dal, iki kanat garip şiirinde bir şekilde Orhan Veli ile beraber bir senteze varmak durumuna geçti. Neden? Çünkü Türk milletinin o güne kadar şiir alanında yürüttüğü çabaların Avrupa'da yaşanan tecrübeler, Avrupa'da yaşanan toplumsal tecrübeler ki bunlar Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ile çok önemli bir ne diyeyim sana deşilmeye uğradı. Tecrübeler deşildi yani. Türk şiiri etos kanalıyla da patos kanalıyla da batıyı blok olarak gören bir anlayışla oluşmuş bir şiirdi. Orhan Veli ile beraber bu kurcalamaya yani işin sahiciliğini yoklamaya yöneldi. Dolayısıyla şiirin fonksiyonel değil, bilhassa şahsiyet temsil eden tarafı öne çıktı. Şimdi insanlar şiirin kendilerine kattıklarının ne olduğunu ciddiye alarak yaşamadıkları için onların ne dediği, ne yapmaya çalıştığı pek o kadar insanı ilgilendirmiyor. Ben de konuşmamın başında söylediğim gibi, yani şiir alanında ne yapıldığı kayda değer olması için onları kaydeden birilerinin olması lazım. Yani insanların ne olup ne bittiği, kendi mevcudiyetlerinin nereye kaydığı konusunda kendi şahsi endişeleri olması lazım ki şiir
bir şey söylemiş olsun. Şairler bizi yaşadığımız çağın neresine bakmamız gerektiği konusunda uyarırlar. Bu uyarıyı dikkate almak diğer insanların işidir. Ama şiir öyle bir şeydir ki şiirle okuyucu olarak meşgul olmak, şairle yoldaşlığı gerektirir. Dolayısıyla şiir okuyucusu belli bir aşamadan sonra kendisi de şair sayılması gereken bir varlıktır. Yani şair sadece şiir yazılarak olunmaz. Şiir okunarak da şair olunur. O şiirin gerçekten insan hayatında nereyi aydınlattığı fark edildiği zaman şiir okuyucusu da şairle aynı yolu kat ediyor demektir. Hatta bazen şairden daha da öne geçmeye çalışır şiir okuyucusu. Yani çünkü şair omzunda yumurta küfesi olduğunu düşündüğü için okuyucu gibi pervasız adım atamaz. Okuyucu yürür gider. Şairlikte yani. Şairden daha cüretkardır okuyucu. Saat 4'te başlayan konuşmamız 5'i 20 geçeye kadar sürdü. Fena değil yani. Zonguldak'a geldiğime ben pişman değilim. Siz de pişman değilsindir inşallah. Ben hayırlı akşamlar diliyorum. Sabrınız için teşekkür ederim.